Değerli seyirciler, geçen haftadan size sözümüz vardı hatırlayacaksınız. Bülent Giter isimli ünlü boks antrenörü ve eski milli boksörden bahsedecektik. Onun programını yapacaktık. Bülent terin milli takımın başında tam 16 yıl görev yaptığını söylemiştik. Ve aynı zamanda da Meksika olimpiyatlarında, 1968 Meksika olimpiyatlarında Seyfi Tatar'ın hakkı yendiği için sinirlenip ringe fırlayan ve tarihteki ilk kez olimpiyatları iki saat sekteye uğratan Bülent Kiter'den bahsedeceğimizi söylemiştik. Ama hayat öyle enteresan akıyor ki Bülent Kiter dedik. Bülent Kiter'i kaybedeli çok oldu ama daha üç gün önce Garbi Sakarya'nı kaybettik ve dün Garbi Sakarya'nı toprağa verdik. Garbi Sakaryan e, gelmiş geçmiş en büyük profesyonel Türkiye'de. Bir büyük ünvanı yok. Ünvan sahibi ağır sikletler içinde Sinan Şamil Sam ve aynı zamanda Welter yani 63,5-67 arası Welter ve Junior denebilir Cemal Kamacı vardır. Cemal Kamacı ilk Avrupa profesyonel boks şampiyonumuzdur. Bunları hemen belirtelim. Bu arada Özlem Gider'le Asistanımız Tahir Can Yıldırım'dan bir fotoğraf rica ediyorum. 1930 yılının bir boks afişi. Küçük Kemalle Bunya müsabakası. Ve şu anda arkadaşlarımız bu fotoğrafı görüntüye getiriyorlar. Bakın bu bir tarihtir. Ne demek tarih derken? Burada Kemal ile Bunya dedikten sonra altında bir müsabaka daha var. En altta da kim var? En altta da Garbi Sakaryanın hocası Kalost Çarkçı, eski bir bisikletçi ve eski bir profesyonel boksör. Şunu demek istiyorum. Garbi Sakaryan 1930 yılında doğdu, 2020'de öldü, tam 90 yaşında. Garbi Sakaryanın doğduğu sene demek ki Türkiye'de 1930'da profesyonel bokslar yapılıyormuş ve bunların da başında Eşref Şefik varmış. Rahmetli benim hocam. Ve sevgili seyirciler bunu sizlere hemen açıklamak istedim. Bazı yanlışlar yapılıyor yani. Türkiye'nin ilk profesyonel boksörü Garbi Sakaryan deniyor. Değil. Türkiye'deki milli takımımızın ilk boksörü diyebiliriz. 1949'da İspanya ile karşı karşıya geldik. İlk milli maçımız bu. Şimdi o fotoğrafı da görüntüye getirecekler. 1949'daki bu müsabakada Eşref Garbis ve yine boksörlerimizden Halit Ergönül müsabakayı kazandılar ve 8-3 kaybettik. İşte şu anda karşınızda bütün milli boksörler, boks milli takımımızın 1949'daki isimlerini hemen veriyorum. Sağdan Yorgo Tagar, bir Rum'dur kendisi, eski boksördür. Sonra bütün milli takımların ve aynı zamanda Galatasaray futbol takımının da masörlüğünü yaptı. Onun yanında Halit Ergönül kazandı, Sabir Aktaş kazandı, Hüsnü Özarı yenildi, Oktay Kolçak e, yenildi ve Garbi Sakaryan kazandı. Supi Okur, Şahan Minasyan, sonda da Kenan Yargan görülüyor. Hepsini rahmetle anıyoruz. Ve geliyoruz e, Garbi Sakaryan bugünkü programımızın değerli konuklarına. Önce Caner Doğaneli'ye hoş geldiniz diyorum. Caner Doğaneli bir boks federasyon başkanlığı rekor benidir. Evet. 22 yıl Türkiye Boks Federasyonu başkanlığı yapmıştır. Aynı zamanda AYBA Genel Sekreterliği yapmıştır. AYBA dediğimiz Dünya Boks Birliği Genel Sekreterliği. Evet. O kaç yıl oldu Caner'cim? 7 yıl. 7 yıl. Ve yanında Ömer Karadeniz. Ömer Karadeniz boks aşığı bir yönetici. Caner Doğaneli Federasyonu'nda Ömer Karadeniz uzun zaman görev yapmıştır. İstanbul Şube Kaptanlığı yapmıştır. Ve Bülent Kiter'le ilgili son röportajı da kitabında yazmıştır. Aynı zamanda Plastik Sanayicileri Federasyonu Başkanı Ömer Karadeniz'dir. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Şimdi önce Caner Doğaneli'den başlayalım çünkü... E, Biraz yaş meselesi her ne kadar böyle <laughs> çok genç görünse de Caner Doğaneli. <laughs> Teşekkür ederim. Çok çok e, eski bir e, otüden bir e, boksördür, sporcudur. Adalet ve Kalkınma Partisi kurucu üyesidir. Federasyonun evet. dediğim gibi gedikli başkanıdır. Gedikli uzun ömürlü evet. başkanıdır. Garbi Sakaryan'ı nasıl tanıyorsun sevgili Caner? Şimdi Orhan abi önce e, Allah rahmet eylesin demek istiyorum. Tabii. Hakikaten... Tabi. Ee, sizdeki bu doyurucu bilgileri yanı sıra ben bir şey ilave edemem. Çünkü çok dolu bilgiler sağ olun sundunuz. Ama ben insanlığıyla ilgili konuşmak istiyorum. <laughs> Biz tabii spor yaparken Garbis Zaharyan bizim için e, bir modeldi. Çok büyük boksör. Pırıl pırıl bir e, karakter. Ama tanışma şansına ben federasyon başkanıken Eriştim. Ahmet Ömer turnuvaları esnasında çok yoğun bir şekilde bir hafta sürerse biliyorsunuz. Biz hep Garbis Abi ile beraber olduk. Çok iyi bir diyalogumuz oldu. Benim ona karşı olan saygı ve sevgimi e, o kadar güzel özümsedi ve o kadar güzel bana geri döndürüyordu ki, e, hakikaten çok güzel bir ilişkimiz vardı. Öyle ki e, işte o, bu dönemde 22 yıl içerisinde girdiğim 5-6 tane seçimde aday kim olursa olsun. İstanbul'dan olsun başka yerden olsun Garbis abi hep beni desteklemiştir. O yoktu ama işte ağırlığı vardı, sevecenliği vardı inanırlığı, güvenilirliği vardı. Hep bizim yanımızda onu hissettik. Ben de onu elimden geldiği kadar hak edip de kendisine sunulmayan manevi değerlerle ne bileyim işte geçmişteki başarılardan dolayı plaketler vererek belli pozisyonlara getirerek anons ederek onu belli çalışmalarımıza davet ederek e, onurlanılmaya çalıştım. Nurşah sayasın. Allah rahmet eylesin. Çok çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Sevgili Ömer Karadeniz sizin Galbis Sakaryan'la pek fazla öyle ilişkiniz olmadı ama Galbis Sakaryan'a çok emeğiniz geçti. Nasıl geçti? Devamlı konuştuk bunları. O camlar çerçevelerin kırıldığı zamanlarda paralı biletlerin e, tribünlerde tıklım tıklım insanları böyle kara borsayla seyrettirdiği zamanlarda e, siz de az garbis Zakaryan maçına gitmediniz. Nasıldı o heyecanlı günler? Biraz özetler misiniz? Orhan abi öncelikle ben teşekkür ediyorum. Gerçekten burada çok çok önemli bir isim. Sizlerin e, sunumunda, idaresinde böylesine güzel bir program içindeyiz. E, gururla şunu söylemek istiyorum. E, bir defa e, Caner Doğan eliyle yan yana... ...birlikte, sizinle birlikte bir arada bir programın içinde olmak çok büyük bir keyif. Ona özellikle vurgulamak istiyorum. Teşekkür ederim. Bizim Garbis hocamızla tabii ki karşılaşmamız... ...tabii ki bulunduğunuz dönemlerde o camların kırıldığı dönemlerde sık sık gittiğimiz maçlardı. Doğrudur. Bizim lise çağları, ortaokul çağları, boksun o dönemlerde... Zirvede olduğu dönemlerde ee, daha sonra bizim e, Garbis hocamızla tabii ki aslında o efsaneleri yaşa yaşarken hatırlamak çok çok önemli diyerek biz yola çıktığımızda ben İstanbul Boks Ajana olduğum dönemlerde e, biliyorsunuz e, bütün salonlarda e, duayenler turnuvaları düzenlemeye başladık. Sevgili Caner Başkanımız da çok iyi bilirler. Evet. Ee, onun da koordinesinde olan e, çok güzel turnuvalar düzenledik. O turnuvalar döneminde çok güzel e, birlikteliklerimiz oldu. Çok güzel anılarımız oldu. Hatta hatırlatmak istediğim bir şey olacak evet. akış sırasında ayrıca bununla ilgili. Evet ee, çok çok teşekkür ediyorum. Ee, sevgili seyirciler Garbis Sakarya'nın e, sağlık durumu bozulmuştu. Oğlu Kasper'le e, görüştük. Ve bu arada Aspor'dan Ali Bahansel e, o da boks aşığı arkadaşlarımızdan birisidir. A Ekonomi'de e, kendisi görev yapmaktadır. E, bir gün Kınalı aya telefon açtı. Orhan abi dedi, Garbis Sakaryan'la ilgili bir program yapacağız. Fakat e, pek iyi konuşamıyor. Durumu iyi değil. Yanında bulunur musun? Bize yardımcı olur musun? Dedi. Ben de kendim bir görev addederim bunu Ali'cim dedim. Ve uzun bir program yapıldı. Bu zaman zaman da aynı kanalda yayınlanıyor. Şimdi oradan bir e, özet e, rica edeceğim. E, yöneticimiz e, Özlem Hanım'dan. Onu hep birlikte izleyelim. Vallahi Baş, başkaldığım zaman Yorgo Togar'la 48 kilodan başla istersen. <laughs> Yorgo Togar'dan başlıyorum. Tabii, antrenör Yorgo Togar. Ve aynı zamanda e, spor hocası Yorgo Tagar e, ve sağlık konusunda da e, bir spor hekimi diyebiliriz yani zaman 48 kilo olarak başlıyor. Çırpı gibi bir çocuk. Kendisi de çok korkuyor zaten. Ben ne yapacağım diyor. Birinci maçında güzel bir dayak yiyor. Ama ondan sonra kendine geliyor. Biraz daha kilo aldıktan sonra yediği bütün dayakların öcünü... Rakiplerini indirerek alıyor. Kitabında vardır onlar. Ben şimdi kendisine yavaş yavaş eski olayları hatırlatmaya evet, çalışıyorum. Anları, Unutamadığım maçlardan bahsediyor. E, söylerseniz en önemli mesela aklınızda kalan böyle unutamadığınız en büyük rakip kimdi? Attari maçı. Attari, Charles Attari. Attari. Tabi. Unutamadığım maçlardan biri. Kazandın o maçı. Kazandım. Tabi. normal diyor yani kazandı diyor. <laughs> Benim de unutamadığım işte o Brunei maçı. Brunei maçı. Ne oldu öyle? Neden böyle birdenbire Kalus sana saldır mı dedi? Ne dedi? Kalus'un Köşeden Son... bağırdı mı sana yoksa sen mi gittin aniden orada? Değil bir an, bir acayip bir de... şey oldu. Ben gittim yani Kalus'un. Bir geliyordu. bir kroşe çıkardın. Ha. Adam bir eski ondan geldi bir, ters ters bir yumruk geldi adam. Sonra peki o maçı kaybettiniz ama sonra tekrar onunla maç yapmak istediniz değil mi? Bir daha bir rövanş maçı şeyler. Bunu neyle canı kazandın maç işte o hı hı. ikinci maç. üç ay sonra kazandın onu zaten. Garbisçim. Uzun yıllardan beri Evet. pek beraber olamamıştık. O canım. güzel akşam yemeklerini hep aklımızda sanıyoruz. Vesi vesile oldu hep beraber. Vesile oldu. <laughs> Değerli seyirciler, o bir programdan bir özet izlediniz. Garbis Sakaryana elden gelen yardımı yaptım ve yaptıktan sonra da şimdi Garbis Sakaryan'la ilgili bazı bilgileri değerli konuklarımla e, paylaşmak istiyorum. Şimdi 1930'da doğar garbis Zakaryan. Evet. Yorgo Takar'ın eline düşer. 48 kiloluk bir boksör. 48 kilo. Yorgo da tabii hasta e, Galatasaraylı. E, bir de e, kurtuluştan e, gelme durumu var. Evet. Kurtuluşta başlar. O çok önemli bir e, kulüptür orası da. Kurtuluştan gelir. Galatasaray, Yorgo Taka'nın eline düşer ee, ve e, ödü koparak ringe çıkar. Güzel bir dayak yer. Ondan sonra kilo almaya karar verir. Amatörlüğünü öyle sürdürür. Ee, kilo aldıkça kendine gelir. Kendine geldikçe fevkalade bir duruma gelir. 1949'da biraz önce belirttiğim gibi milli takımın ilk başında yer alır. Ondan sonra ben onun profesyonel hayatını biliyorum. Şimdi profesyonel hayatı enteresan. Hemen hemen benimle birlikte. Ben 1957 yılında spor muhabirliğine başladığımda 19 yaşındaydım. 19 yaşında 38 doğumluyum. Benden 8 yaş büyük Garbi Sakarya demek ki 28 yaşında oluyor. Evet. Son posta gazetesinde başladım. Demokrat Parti Milletvekili Selim Ragıp Emeç'in gazetesidir bu. Eskiden son posta Yeni Sabah, Milliyet, Hürriyet. Tabii, o 4 kadardı. tane büyük Tabii. gazete buydu. Hepsi 60 bin satardı. Gece postası vardı, akşam gazetesi. Her gün akşam gazetesi. Son saat vardı. Bunlar da akşam gazetesiydi. Şimdi tek sayfa vardı. Bütün bu bahsettiğim gazetelerde tek sayfa, spor sayfası. Bizim son postada da Çetin Emeç, öldürülen Hürriyet'in evet. genel yani. yayın yönetmeni rahmetli. Vallahi. Çetin Emeç'in babasının gazetesinde üç kişiyiz. Müdür Adnan Fuat Aral, bir paşaoğlu. Selim Bilmen, Ömer Nasuhi Bilmen'in oğlu, İstanbul müftüsü rahmetli, onun evet. oğlu, vefalı. Ben vefalı Orhan Ayhan, Mehmet Ayhan'ın, başkan Mehmet Ayhan'ın oğluyum. Bütün muhabirliği ben yapardım. Dolayısıyla boks dahil bütün sporları hepsini taşır, hepsini yazardım. O esnada işte benim Galbis Sakaryan'la dostluğum başladı. Artin Radyosyan isimli bir rahmetli Ermeni dostumuz vardı. Yeni, yeni İpek Evet bakın şimdi burada ekrana getirdiler sağda Artin Ratiosyan. E, hemen onun yanında benim. Ortada Fevzi Türk ve solda Garbi Sakaryan. Evet. Fevzi Türk ise Türk boksunu o sıralarda taşıyan adam. Evet. Antrenör, hakem, tabi kulüp menajeri her şeyi yapan bu Fevzi Türk'tür. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. O kadar Allah rahmet eylesin. enteresan. Her hafta bütün gazeteleri dolaşır. Elinde fotoğraflarla boksun reklamını yaptırır. Böyle bir misyonere rastlamadım. Allah rahmet eylesin. Gani gani rahmet eylesin. İşte Artin Radyosyan beni garbisle tanıştırdı. Evet. Sonra Kalos Hoca, Kalos Çarkçı. O da yedi kuleli bir restoran sahibi. Çok önemli bir bisikletçi. Aynı zamanda çok eski bir profesyonel boksör. Acayip kuvvetli bir adam. Acayip ama. O kadar söylüyorum. Garbis'in köşesinde yıllarca duran adam bakın ortada. Garbis'e evet. şu anda ders veriyor. Evet. Garbis Sakaryan e, yaptığı müsabakalarda 200'den fazla müsabaka yaptı. Sadece 8 kaybı var. Sadece 8 Çok kaybı. Güzel. Bir dana kalktı mağlubiyeti var. 1963 yılında ben e, futbol maçlarını anlatmaya başladıktan 4 ay sonra Nisan ayında dediler ki TRT yok o zaman İstanbul Radyosu'ndan. garbi Sakaryan'ın maçı var anlatabilir misin dediler. Ben dedim herhalde anlatırım. Çünkü 1960'da Vefa'da boks takımı kurmuştum ben. Ve maçı anlattım. Bütün bu e, esnada Garbi Sakaryan'ın da müsabakaları devam ediyor. E, bizim de yayınlarımız o müsabakada Rene Brunet isimli bir boksör. Fransız boksör. Kalos Hoca dedi ki 7 round dedi. duracağız 7. round'da saldıracağız dedi. Garbi Sakaryan ince bir boks yapardı öyle indirici bir adam değildi. Nakap da olmazdı. Evet. Akıllı, çok zekiydi. Müthiş espri patlatırdı. Çok zeki. Dolayısıyla çok az yumruk alırdı. Kafasının yani zekası da oradan 90 yaşında gelirken Başka. yani 6 ay kala, 6 7 ay kala konuşma ve duyma güçlükleri yaşamaya başladı. Devamlı espri. Devamlı espri patlatır. Ve Brunei'ye saldırdığı anda bir sağ çıkardı. Brunei bir eskiden sonra bir kontra çıkardı. Kaç yaşında Orhan abi? 1963 Nisan ayı. 33 yaşında o zaman da. Şey 23 yaşın şey o, o, ya 33. 23 Nisan ya 20 Nisan. Ya 33 yaşında bayağı yani yaşlıymış da. Ama ama kendine bakan adam. Hayır, yani onu demek istiyorum. Tabii çok da kuvvetli. Evet, onu çok onu da demek kuvvetli. Istiyorum. 33 yaş bayağı Güda, zordur abi, cüdaya, e, şimdi 33 zor diyorsun ama e Caner'cim Foreman 46 yaşında çok Yo, bir tek o işte Dünya şampiyonu dünyada, oldu tekrar. Dünyada bir tek o var yani. Yani 33 yaş derken, yani kalecilerin de en güzel zamanı evet. 33'tür. Şimdi o kontrayla yere indi. Hayatımın en büyük üzüntülerinden birisidir. Sadece onun nakavt oluşu değil. Karısı Ersilya. Oğlu Kaspar Allah. ve büyük oğlu. Ersilya'nın kucağında Kaspar. Büyük olan da ortalarında dolaşıyor Amerika'da şimdi. E, kulakları çınlasın. O ailenin üzüntüsünü hayatın boyu unutamıyor. Böyle bir e, olay yaşadık. Daha sonra bundan iki ay kadar önce e, Tahir, e, Can, Yıldırım hazırlayacaktır şimdi o e, görüntüleri bize. Kaspar'la burada program yaptık. Cemal Kamacı, ben Kaspar. Hı. Ve o programdan bir iki görüntü getirelim. Ve tekrar devam edelim. Ben evet. anaokuluna gidiyordum, yuvaya gidiyordum. Evet. Okula gittiğimde çok heyecanlanırdım. Öğlenleri yani anaokulu, işte uyutuyorlar öğlenleri falan. Bütün sınıf toplanır. Benim babam maç yapacak, ben heyecanlıyım diye dua ederler. Sen falan. şükse yapıyorsun aynı zamanda. Ee, onun farkında değildik o yıllarda herhalde ama yani çok tabii çok etkileniyorduk. Ee, bir de maç sonraları hep şey olurdu. Onu... Bak şimdi orada e, Tayyip hemen söylüyor bana. E, sağda Kaspar, solda... abim. Amerika'daki abisi Arto. Evet. Ve son derece güzel yavrulardı bunlar ha, böyle. <laughs> Ellerini, eldivenlerini geçirmişler babaların eldivenlerini. Kaspar şimdi sağda süksesini yapıyor. Abin de Amerika'da, Abim Amerika'da tekvando yapıyormuş galiba. Tekvando siyah kuşak altıncıdan hocalık yapıyor şu anda. Yani Bayağı ilerlemiş yani. Çok yani ilerledi o işe sardı. Sevgili seyirciler, Garbi Sakarya'nın gezmediği ülke kalmadı diyebilirim. Yakın arkadaşları Enrico Masias ve çok önemli birçok boksör hep onun yanında olurlar ve onu himayelerine alırlardı. Orta Doğu'da bir şampiyonluğu vardır. Avrupa'da birçok maçları vardır. Özellikle de Arjantin'de yine çok müsabakalar yapmıştır. Çünkü Arjantin'de de önemli bir... Ermeni topluluğu vardır. Bakın burada 56'da 1956'da Arjantin'den e, alınmış bir görüntü. Bu Arjantin'deki bir e, müsabakada rakibini mağlup ediyor Garbi Sakaryan. Onu seyrettikten sonra programımızın sonuna doğru geleceğiz. Garbi Sakaryan'ın son görüntülerinde bu defa cenaze merasiminden sunacağız. Çok önemli bir abimizi bir şampiyonumuzu, önemli bir değerimizi ebediyete yolcu ediyoruz. Öncelikle değerli ailesinin, Ermeni cemaatinin, spor camiamızın ve milletimizin başı sağ olsun diyorum. Tabii ki değerli sporcumuz Garbis Zakaryan hem kişiliğiyle, örnek kişiliğiyle hem sporcu yönüyle, özellikleriyle her açıdan toplumumuza, milletimize, gençlerimize sporcularımıza örnek bir şahsiyetti, örnek bir abimizdi. Onu kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Çok genç yaşta, 16 yaşında boks sporuna gönül verdi. 22 yıl aktif boks hayatında önce İstanbul, Türkiye, Orta Doğu'da şampiyonluklar aldı. Ay yıldızlı bayrağımızı gönlere çekti. İstiklal Marşı'mızı söyletti. Ölüm bu imtihanı hayatta he sizlerle beraber üzüntüyle son yolculuğuna uğurluyoruz. Hepimiz Beyoğlu'muz, İstanbul'umuz ve ülkemiz için kıymetli olan bir büyüğümüzü, milli bir boksörümüzü ebediyete uğurluyoruz. Bugün bir cenaze töreninde bir üzüntüde, bir kederde, tasada nasıl bir ve beraber olduğumuzu, birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuzu bu cenaze merasimi bir kez daha bütün milletimize ve dünyaya gösteriyor. Beyoğlu'nun bir değeriydi. Beyoğluluğu idi. Ben de bütün Beyoğlu halkı adına, bütün aileye ve bütün Ermeni cemaatine, bütün milletimize başsağlığı diliyorum. E, Garbi Sakarya'nın önemli bir olayını sizlere anlatmak isterim. Vedat Karakurum isimli çok ünlü bir boksörün cenazesindeyiz. Afet Yol Al Camii'nde, Levent'te. E, Vedat milli boksör olduğu için tabii ki ay yıldızlı bayrağımız da getirildi. <laughs> Garbis Sakarya benim kulağıma geldi. Orhan dedi. Ölürsem dedi, beni de dedi bayrağı sarın. O kadar enteresan ki ben de kendisine şunu söyledim. Kardeşim dedim, sen zaten bayrağa sarılacaksın. Çünkü milli boksörler bayrakla gönderilir. Evet. Değerli arkadaşlar, sevgili Can Erdoğan'eli sevgili Ömer Karadeniz. Ömer Karadeniz, söyleyeceğim bir şey vardı biraz önce. Onu söyler misin? Hemen Orhan abi şunu belirtmek istiyorum. Bir defa ben çok büyük bir gurur duyuyorum. Neden? Benim kitabımda şu Güç Yürekten Gelir, boksla ilgili İyice yazmış göster. olduğum... İyice zaten, onu da gösteriyoruz e, biz. Güç Yürekten Gelir adlı kitabımda, evet. Ne Mutlu Bana Ki ee, hocamızla röportajımızı da yapmıştık. Aynı zamanda Bülent hocamızla, Garbiz Zakaryan hocamızla da röportajlarımızı yapmıştık. Bu benim için çok büyük bir gurur. Evet. Garbiz hocamız aynı zamanda çok duygusaldı. O e, uluslararası turnuvalardan dışında bizim kendi aramızda yapmış olduğumuz duayenler turnuvası sırasında ben onu ringe çağırdığımda bir gün gözlerinde yaşlarla bana şunu söyledi. Dedi ki ya çocuk dedi sen de de öyle şeyler yapıyorsun ki dedi. Yaşayan insanları yaşarken hatırlatıyorsun dedi. Bu çok çok önemli bir şey dedi ve son yaklaşık bir ay önce de ziyaretine gittiğim zaman kimseyi tanımıyordu. Kızı yanındaydı. Benim elimi tuttu ve elimi sıktı bir taraftan kızı bana şunu söyledi. Hiç dedi bugüne kadar son 6 ay içinde kimseyi tanımadı. Sizi tanıdı. Ne olur Biraz daha oturun dedi. Evet. Bu benim için evet. ayrı bir... Hep aynı Bu... üzüntüleri, evet. aynı sıkıntıları birlikte yaşamışız demek ki Ömerciğim. Aynı şey işte da benim de başımdan geçti. Ve e, sevgili Can Erdoğan Şimdi sevgili Orhan abi, Ömer Karadeniz kardeşimle e, uzun yıllar beraber çalıştık. Bu ne kadar ciddi ve düzgün bir federasyon olduğumuzu, Ömer'in bu kadar güzel yaklaşımını burada anlatıp dile getirmesinde ortaya koyuyor. kitabını Hakikaten, bile yazıyor. Hem kitabını yazdı şey. hem de yani düşünebiliyor musunuz? Profesyonel boks o dönemde çok dışarıda. Garbis Zakaryan çok dışarıda kalmış bir boksun. Ama onun yanında yer alıyor. Bizi de temsil ediyor. Ben en son olarak şunu söylemek istiyorum. Profesyonel boksun ışığını yakan her ne kadar birinci profesyonel boksör olmasa bile Türkiye'de profesyonel boksun ışığını yakan diyebiliriz ve arkasından nice şampiyonları getiren işte en büyük yerlere çıkan Cemal abi, Rahmetli Sinan Şam insan ve demin e, bu yoğun programın içerisinde gözünden kaçtı kitabında belirtmene rağmen Selçuk Aydın biliyorsunuz tabii, o da. çok tabii, belli yerlere geldi tabii, dünya tabii. şampiyonuna kadar oynadı gibi e, boks aşığı ve Türk boksunu dünyaya tanıtan kişilerin ee, yaşamasına, boksla beraber belli yerlere gelmesine sebep oldu. Tekrar diyelim ki Allah'ın rujesini yazsın. Çok teşekkür ederim. Biz Son teşekkür derece ederim. centilmen e, bir e, kişiydi. Evet. Bir gün hiç unutmam. 50 lira bozar mısın dedim. Çorapçı dükkanı vardı onun. E, bir müteahhit e, onu paralarını almış bina yapacağım diye bütün paralarını bitirmişti. Allah. Öyle bir gadire uğradı. Kazık Allah. yedim der. O lafı ilk kez e, duydum ondan. 50 lira verdim. Şunu bozar mısın dedim. Bir baktım 40 saat sürüyor. <laughs> seçiyor seçiyor. O zaman anladım ki 10 liraların temiz ve güzellerini seçiyor bana. Ne kadar güzel zarafete yani. bak. Tabi tabii. tabii, tabii. Evet, ve arkadaşlar çok çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki Biraz hafta e, Bülent kardeşimizin rahmetli Bülent Kiter'in programında yine evet. sizlerle beraber olacağız. Çünkü bu program e, aniden e, Garbi Sakarya'nın vefatıyla. Evet. yapılıyor. Sırada Bülent Giter programı olacak. Ve şimdi cenaze görüntüleriyle bugünkü programımıza son veriyoruz. Evet değerli seyirciler, dün öğlen saatlerinde Beoğlu 3 Horon Ermeni Kilisesi'nden Garbi Sakarya'nı uğurladık rahmetlerle. Galatasaray Hasun Galip Sokağı'nda cumartesi günleri, pazar günleri boks maçları yapılıyor. O zaman bilet falan da yok böyle. Fişler vardı dükkancıların kullandığı fişler. 25 kuruşa gidip seyrediyorduk. Orada seyrede seyrediyordu. de ufak çocuk 13 yaşında 14 yaşında ya varım ya yok. Boksa karşı bir sevgi uyandı. Ama nerede başlayacağız nasıl gideceğiz ufak çocuğuz bir yer bilmiyoruz. Orada mahallede olan arkadaşlar var. Onlar da işte kulübe gidip geliyorlar Beyoğlu Spor'a. Dedim ne olur ya beni de götürün yazdırın filan dedim. Olur dediler. Aldılar götürüp yazdırdılar. Sene 1944. O, güzel bir lokal vardı. Şimdi halen vardır. Alt salon, jimnastik, basketbol salonu. Üstte de güreş ve boks salonu. Ben hemen boks salonuna çıktım. Ama sivrisinek gibi biri böyle cılı ufak. <laughs> <laughs> hoca çalıştırıyor işte. Baktı niye geldin dedi. Dedim boks yapacağım. Şöyle bir süzdü yukarıdan aşağıya. <laughs> Oğlum dedi in aşağıya birkaç sene jimnastik yap vücudun biraz gelişsin hoca dedi. Hoca kimdi hoca? Strato diye bir güreş hocası vardı. Boksa da o bakıyordu evet, o zaman. Evet. Git biraz vücudunu geliştir ondan sonra çıkarsın boks yapmaya dedi. Bizi kovdu. <laughs> Tabii ikinci bana gibi yine yukarı çıktık. <gülüyor> <gülüyor> kapı, kapı Baktı yine eseri. kovdu. Üçüncü sefer yine gittim artık kovmaktan bıktı herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Başladık işte orada seyrediyoruz. Boks biliyorsun maymunluktur işte birisini Görüyorsun, onun yaptığı takip. hareketleri yapmaya tabii, tabii. çalışıyorsun. O işte bir Amerikalıya benzer bir çocuk vardı ki iyi boks yapardı o zaman. Onu seyrediyorum, şey yapıyorum. Bir ara verdim, bir ara gitmedim, baktım o beni kovan hoca sokakta gördü. Niye gelmiyorsun ya? O dedi, yakında maçlar var dedi. Gel yine idmanlara. Onun üzerine gittik. O başlangıçtır. Ondan sonra işte bu senelere kadar geldik, boksu kaytarmadan, muntazam idmanları yaparak evet. bu senelere kadar geldik.